Allah'ın rahmetine layık hale kendisini getirecek bir emare görmüyorum. Bu ikisi birleşince ne olacak? Kahır devam edecek. Fatura ödenecek. Kötülük toplumunu ben onun için yazdım ve onun için diyorum ki bu seçimlere gitmeden vicdanı çürümemiş insanlar onu okusun. 200 sayfa. İki gün otursun okusun. Okusun, hem beni anlar hem de önünü görür. Son derece açık ve net uyarılardı. Evet, bizde şey yok, kıvırma yok. Yani seyircilerimiz birçok ayetten örneğin Asaf suresi 56 ayeti hatırlatmış ama sanıyorum bu anlattığınız Asaf suresi 56. ayet. Ahsap. Asaf yazmış ama ben mi yanlış telaffuz ediyorum? Ahsap. Ahsap diye bir sure peki, olmaz da. Peki ben telaffuzdum. Ahsaptır o. Ahsap suresi. Fikret Aşan Ayvalık'tan evet. Örneğin. Neyse. Muhtemelen bu anlattığınızın özetini yansıtan bir çerçeve. Tabii dini içerikte de sorular oluyor ama ben şöyle isterseniz ona onu sormak istiyorum size. Sosyal devlet, sosyal ilke, yaşam tarzı, Kur'an'ın sosyal hayat, ilişkiler, insanın birey olmasına ilişkin nasıl bir baskılama ve karartma olduysa ibadet hayatını da böyle yönlendirmek istediler. Onu neden yaptılar onu isterseniz sorarak başlayayım. Siz yıllardır onunla da çok mücadele ettiniz. Tarumar ettiler. Örneğin namazın cem edilmesi, abdestin mes edilmesi şeklinde. Oralara gelme. Oralar çok sonraki şeyler. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Bir kitabım daha çıkacak. Kitabın kısa adı Namaz. Ama tam adı Kur'an'ın lanetlediği namazlar, Maun suresinden alıyorum. Altta parantez içinde küçük bir ad daha. Namaz, İslam ümmetini mahvetmek için nasıl kullanıldı? Hüseyin Atay Hoca dedik, Hüseyin Atay deyip geçme. Şer kalelerinin duvarlarını ilk delen adamdır bu ülkede. Aynen şunu söyledi bir gün sohbetlerimizde. Böyle ölümsüz kitaplık çapta tespitleri vardır. Ufuk açmış. O Rize şivesiyle böyle. Kardeşim dedi, bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bunu diyen adam Amerika'da çalıştığım 2 sene dahil hayatımda kazaya namazım kalmadı diyen adamdır. Hafız-ı kelam, imam çocuğu. Hüseyin Atay'ın kazaya namazı kalmamıştır. Benim çok var. Sahibi tertip bir adamdır. Bak bu sıfatla. Ne dedi biliyor musun? Kardeşim dedi, ben sana bir şey diyeyim. Namaz bu ümmetin başına bela edilmiştir. Anlamakta zorlandım. Bunu söylediği zamanın üzerinden 20-25 yıl geçti. Sonra peygamberimizin en yakın arkadaşlarından, sahabenin ibadette en önde gidenlerinden, takvası zühdüyle bayrak olmuş bir ismin Ebu Derda'nın, herkes bunu anlar, bir tespitini Abdullah İbni Mübarek'in Kitab-ı Zühd ve Rakaik'ında buldum. Ne diyor biliyor musun? La tec'alu ibadetallahi belâen aleyküm. Kaç sene önce okumuşsam, okumuşum ve kalmış. Bu kıratta bir sözse onu hafızamın unutması falan böyle bir şey söz konusu değil. Ben ölünce ancak olurum. Kaydetmiş onu, bitti. Bir kere kafidir. La tec'alu ibadetallahi belâen aleyküm. Hafızamın kaydettiği
böyle sözler var. Bunların içinde yarım sayfalık olanları bile vardır. Öyle bir cümle falan değil. Hiç fark etmez. Yeter ki ona ruhumun derinlikleri gerekli ilgiyi duysun. Dikkatle bir defa okudun mu o kaydedilir. Bu da onlardan biri. Ne diyor biliyor musun? Ebu Derda. Allah'a ibadeti başınıza bela haline getirmeyin. Tabii bu sözün şerhleri var. Ebu Derda çünkü öyle yani işte denecek bir adam değil. Namaz işte daha doğrusu alel itlak ibadet hayatı Müslümanların başına bela haline getirilmiştir. Kim yaptı bunu? Emevi yaptı. Niçin yaptı? Kur'an'ın sosyal devlet, sosyal adalet, paylaşımcı toplum ideallerini hayatın dışına itmek için İslam'ı cami, namaz, zikir, tesbih dini haline getirdi. Uydurttu, uydurttu, uydurttu buna ilişkin hadisleri, doldurdu kitaplara. Buhari denen sahtekarın kitabında var. O sözün arkasında da Muaviye vardır. Günde şu kadar Subhanallah çekersen, işte anandan doğmuş gibi olursun. Şu kadar Elhamdülillah çekersen, büyük annenden doğmuş filan böyle karamiza. Bu Kur'an ne oluyor peki? Bunun dedikleri ne olacak? Hasan el-Basri'ye diyorlar ki bunlar böyle bu nasıl olacak ya diyor. Emeviler yaptıkları dehşet verici zulümleri birkaç rekat namazla affettirmenin yolunu açıyorlar. Bu ne diyor biliyor musun Hasan el-Basri? İslam ilim ve irfanının anıt isimlerinden biri. Kezibet a'da'ullah. Allah'ın düşmanları yalan söylüyorlar diyor. Emeviler için. Hasan el-Basri muhteşem muhteşem anıt. İmam-ı Azam'dan 40 sene önce öldü. 110'dur onun hicri ölümü. İmam-ı Azam'ın 150. Yani sahabe neslini tanımış, hatta peygamberimizin eşlerinden birinden çocukluğunda süt emmiştir. O kadar peygamberimize yakın. Arap asıllı olmadığı için tukaka ilan edilmiş. Emevi zulmünü eleştirdiği için düşman ilan edilmiş. Allah'ın düşmanları yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Kedibede adâullah. Şimdi ben kısa şunu söyleyeyim. Bugünkü ibadet hayatı Kur'an'ın getirdiği ve Hazreti Peygamber'in gösterdiği ibadet hayatı asla değildir. Nokta. Hani sünnet diyorduk. Sünnet işte esas ibadet hayatında tecelli eder. Çünkü ibadette içtihat olmaz. Peygamberimizden nasıl görülmüşse öyle yapın. Ve Allah'ın kitabına yemin ederim ki bugün bizim başta kıldığımız namazlar olmak üzere Allah'ın peygamberinden görülen değildir. Tanınmaz hale getirilmiştir. Merak edenler, çok acele merakını gidermek isteyenler, İslam nasıl yozlaştırıldı kitabımı ki Almanca'ya da tercüme edilen kitaplarımdan biridir. Alsın okusunlar. Nasıl yapılmıştır bu işler? Nasıl bu hale getirilmiştir? Şimdi Kur'an'ın lanetlediği namazlarda bunu